Önce şeyi veriyoruz böyle zevki, püf noktalarını zehri veriyoruz. Sıkıştırıyorum önce. Şimdi hemen çekime başladım ya. Yok daha başlamadı. Başladık ama başladım şu anda. Bir saniye, taze kahveyi önce koklatıyorsunuz. Çekim yapıyoruz şu anda. Şekilde şu kahveyi burada öğüttünüz orijinal olarak ve müşteriye önce koklattınız. Şimdi espressomuzu demliyoruz. Kahvenin ince ayrıntılarını uzmanından dinliyoruz. Evet, kahvenin özünü alıyoruz şu anda. Espressomuzu demliyoruz. Kahve makinamız, kahvemiz burada. Kahvemiz 93.5 santigrat derecede demleniyor. Dereceli. Evet, 9 bar basınçla demleniyor. Demlediğimiz makinenin ismi lacim böyle. Fena bir makine değildir. Daha iyi makineler olmakla beraber dünyada. Soğuk sütümüzü pitcher'ımızda kremalandıracağız şimdi. Kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz? Ben 17 yıldır kahvecilik yapıyorum. 17 yıldır. Evet. Bayağı bir uzun süre. Tam uzman oldunuz, prof oldunuz. Yani gibi, evet. Şimdi sütümüzü kremalandırıyoruz, gelinleştiriyoruz buhar ve sıcaklıkla. Süt artık soğuk süt değil, kremalandırılmış süt. Kıvamı da değişti, kimyası da değişti. Şimdi bunu kahveyle birleştireceğiz. Güzel bir sonuç çıkacak ortaya. Önce bir sade bakıyoruz tadına. Müşterilere de tadına bakar mı veriyorsunuz? Köpürdeterek içiyoruz. Evet, müşterilere de bakıyoruz. Aynen. Yok, müşterilerine siz mi bakıyorsunuz? Evet, müşterilerinkine bakmayız. Bu benim kahvem, ondan bakıyorum. Müşteri bakar onun kendi kahvesine. Vay. Bu kahve değil, bu sanat eseri. Ooo. Çiçek yaptı. Ebru oldu. Evet, güzel bir tulip. Afiyet olsun içine. Yani bizim Ebru bana değil mi? Evet. Ebru'ya çok benzer bir sanattır, kahve sanatı. Latte art diyoruz biz buna. Latte art, yani sütlü kahve sanatı. Tekrar alalım. Ne sanatı? Latte art. Yani sütlü kahve sanatı ya da kahve sanatı. Evet, Türkçe konuşalım. Tamam. Geçen bir Amerikan açtım bir yerde. Gerçekten. Tutmuşsa Brezilya yapmışlar. Hiç sorun. Bir de bizim müşterilerimizin şöyle bir şeyi var, handikapı var. Bizden kahve içiyorsa başka yerde içelim. Niye? Biz kaliteli veriyoruz. İşin uzmanı. Nereden anlayacağız kaliteli mi değil mi? İçerek mi? %100 arabika mı değil mi? Önce onu soruyorsunuz. İki, dark roast mu, medium roast mu? Yani orta mı kavrulmuş yoksa çok mu koyu kavrulmuş? Yani kahve yakılmış mı, yakılmamış mı? Onu soruyorsunuz. Hmm. Üç, baristanız işini bilen, eğitimini almış. Kaç yıllık gerekli tecrübeye sahip bir baristanız. Zaten anlarsınız önünüze getirdiği kahvenin formatından, renginden, kontrastından, kremasından. Hatta silme doluluğundan, dışarı taşıp taşmadığından, ince balon balon olup olmayışından anlarsınız. Bunlar önemli detaylar. İpeksi olmak zorunda. Vay, şimdi bir tane de bana yapacak mısınız? Hayır. Evet. Bir de içiyor. Oh mis. Tabii ki her zaman iş uzmanından öğreniyoruz. Ben utangaç... Bizim Efe'nin hanım da şey yapıyor işte. Şimdi bu röportajları bana gösteriyor. Hey, utangaç değil mi? Hanım, isim neydi? Baran Bey. Baran Bey. Hey, utangaçı görmedim. Ben canlı yayını izledim. Ama kaç yıldır eğitim veriyorsunuz uzman eğitimi? Şu anda yayınımız devam ediyor tekrar. Sizi tanıyalım biraz. Beni tanımayın. Yani ben 22 senedir yeme içme işindeyim. 17 senedir bile bir fil kahve yapıyorum. 2000 yılından beri yani. 2008 yılından beri de nitelikli kahve, yani kaliteli kahvenin peşindeyim. Profesyonel baristayım. Aynı zamanda barista yetiştiren bir adamım. Miksoloji yapıyorum aynı zamanda. Barmenlik deniyor ona. İçecekleri karıştırma sanatı. Onunla uğraşıyorum. Kendime ait reçetelerim ve kendi içeceklerim var. Patenti, ismi, reçetesi, formülü bana. Vay, o kadar yani. Uluslararası kitaplarda da bazı reçetelerim var. Az olmakla beraber sanırım.
Tam işi durdurmamız. Emek vermeye çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadar bir yerlere getirmeye çalışıyoruz kendimizi ve sektörümüzü ve kahveyi. Ve kahveyi daha da tanıtmak, daha da geliştirmek, daha da güzelleştirmek, insanlarla daha çok buluşturmak, kucaklaştırmak istiyoruz. Yani derdimiz bu. Ama kaliteli kahveyle insanlar buluşsunlar. Peki en kalitelisi Türk kahvesi değil mi? Hayır, öyle bir cümle kuramayız. Neden? Çünkü hani Türk kahvesi mi, işte İngiliz kahvesi mi, Amerikan kahvesi mi yerine Türk kahvesi bir demleme tekniğidir. Türkiye'de kahve yetişmez. Türkiye kahve evet, başka yerlerden evet, gelir. Kahve orijinal olarak Afrika meyvesidir ama hani Asya'da da yetişir. Latin Amerika'da da yetişir. Sonradan yetiştirilmiştir. Bize daha önce Yemen'den gelirmiş kahve. Önceden türküleri falan da varmış hatta. Şimdi Yemen kahvesini sevdiysek bunu da severiz. Dünyanın çeşitli ülkelerinden özellikle Brezilya'dan, Brezilya'nın işte Türk kahvesindeki gibi mesela Rio Minas bölgesinden gelen kahveler kullanılır. Biz Brezilya'nın Rio Minas kahvelerini kullanmıyoruz. Şu anda içtiğimiz kahvenin içerisinde Peru'nun kahveleri, Brezilya'nın ve Kolombiya'nın seçkin kahveleri var. Single orijinalden üçünden bir blend yaptık, karışım harman yaptık, onu içiyoruz. Türk kahvesi konusunda hakkında neler söyleyeceksiniz? Ya şu anda yapmıyor musunuz Türk kahvesi? Türk kahvesi yapıyorum. Burada. Ama normal klasik yapıyorum. Şekilde. Klasik değil aslında. Ben biraz daha deneysel Türk kahvesi yapıyorum. Ya, tahmin ediyorum. Yani alışılmış çekirdeklerin dışında çekirdekler kullanmaya çalışarak kahveler yapıyorum. Dolayısıyla biraz daha farklı bir tat elde ediyoruz. Farklı bir doku elde ediyoruz. Benim için önemli olan kahvenin tazeliği ve doğru öğütülmüş olması ve doğru demlenmiş olması. Yakılmadan demlenmiş olması. Besin değerlerini yitirilmeden demlenmiş olması. Bu. İşin sırrı, püf noktaları bunlar. Aynen, o yüzden de kaliteli ve marka oluyorsunuz kendi alanınızda. Umarım. Bir yudum da şöyle içelim. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz. Avusturya'ya selam olsun buradan. Bekir Kartal Bey, Mustafa Muslu Bey selamlar. Avusturya'dan. Evet.